Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlulukleta min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir süredir Sözler Risalesi'ni, onun içinde de yine bir süredir ikinci sözü konuşmaktayız. İkinci sözün ilk sayfasını tabi söz bazım külliyata göre devirdik, diğer sayfaya geçtik. Hala temsili konuşuyoruz. Temsilde anlatılan şeyleri daha iyi anlamak için, biraz daha açabilmek için hakikat kısmını beklemeden biraz hakikate dair bir şeyler söylüyoruz. Ki genelde de derslerde böyle olur. Çünkü o temsil kısmı biraz uzundur. Oradan hakikate gelinir mi, gelinmez mi? Genelde sohbetler çok uzun sürdüğü için bazen gelinir. Ama gelinemediği zamanlara uğrandığında böyle bir şey yapılır. Yani temsilin içinde izahlar yapılır. Ben çok denk geldiğim için kendim de demek o adetten bir şey kapmışım. Onu yaptım. Pekala. Yine hızlıca okuyayım ben ilk kısmını. Ondan sonra asıl konuşacağımız kısma gelelim. Onu incelikli konuşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. Bu ayeti kerime Bakara suresinin 3. ayetiydi. Biz şu an bu ayeti kerimenin tefsirini yapıyoruz. Onun içindeyiz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Ayeti kerimenin kısa bir meali şöyle. Onlar öyle kimseler ki gayba iman ederler. Ama siyak sibak ilişkisinden dolayı buradaki mealde mesela şöyle verilmiş. O takva sahipleri öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. O siyak sibak ilişkisi üzerine konuşmadık. Ama belki burada bir parça söz söyleyelim yine teberrüken, çünkü neticede bu ayeti tefekkür ediyoruz. Takva sahiplerinin gaybı bilmesi, takvayı üzerine bina edecekleri zemin olarak onlara lazımdır. Şimdi ahlak meselesini daha önce konuştuk. Bir ateist neye göre ahlaklı olur? Bir Müslüman neye göre ahlaklı olur diye. Bunun analizini bir parça yaptık. Orada şöyle bir şey konuşmuştuk. İzleyenler hatırlarlar. Biz demiştik ki ateistin ahlakını üzerine bina edeceği sağlam bir zemin yok. Bir insan niye dürüst olur? Bir insan neden hoş sohbet olur? Bir insan neden dedikodu yapmaz gibi, böyle hani ahlakın öğelerinden bahsediyorum. Bunları sorduğumuzda ateistin bunlara kolay bir cevabı yok. Çünkü nihayetinde varlığın hiçe gittiğine inanıyor. Yani anlamlı şeylerin, bugün de anlamlı, iyi gelen, içinde bir yerde bunların iyi olduğunu hissettiği şeylerin de fenaya gittiğini biliyor. O halde sonuç fena olduğuna göre, hiçlik olduğuna göre bunu diğerinden daha anlamlı kılan ne olabilir? Yani dürüstlüğü hırsızlıktan daha anlamlı kılan ne olabilir? İkisinin de neticesi birse. Yalancılığı doğruluktan, doğruluğu yalancılıktan daha anlamlı kılan ne olabilir? İkisinin de sonu hiçlikse. Sonuçta varlığı hiçlikte eşitlediği için, bir cennet ve cehennem ayrımı gözetmediği için, neticede bunların, bu karışık akan nehrin iki havuza ayrılacağını tayin etmediği için, böyle bir tayin olmadığı için ateistlerin veya materyalistlerin veya tabiatçıların, yani ahirete imanı olmayan herkes için geçerli bu. Böyle inandıklarından dolayı varlığı bugün de iyi kötü yapan ayrımlardan yoksun kalıyorlar. Yani nasıl, niye, niçin onlar daha anlamlı, bunlar daha anlamsız? Diyorlar işte insanlık değeri falan, ama sen insanı patatesle eşitledin. Taşla eşitledin. Taş da yokluğa gidiyor, ben de yokluğa gidiyorum. Beni taştan daha ayrı kılan nedir ki bu alemde? Hatta belki taş benden daha şanslı. Ben fenamı görüyorum, onun için endişeleniyorum. Hele hele belli bir yaşa geldikten sonra hayatın yokuş aşağı indiğini görüyorum. Onun için endişeleniyorum. Ama taşın böyle bir endişesi yok. Yani aklım beni daha geri düşürüyor böyle olursa. Vicdanım beni daha geri düşürüyor böyle olursa. İnsanlığın fazileti saydığım çoğu duygu,
yetenek, istidat bunlar ileri gibi gösterirken beni aslında geri düşürüyor. Çünkü sonuçta hiçliğe iman ediyorum. Onlarla beraber aynı neticeye gittiğimi düşünüyorum. O zaman onun bilincinde olmamam, taş gibi olmam benim için daha karlı olurdu yani. Gibi gibi şeyler konuşmuştuk. İşte burada takva dediğimiz o Cenab-ı Hakk'ın karşısında edeple davranma, korku da var bunda. Elbette Cenab-ı Hak celal sahibidir. Cezalandırır gerekirse ondan da korkarız. Ama rızasına erememekten de korkarız. O da bir korkudur. Gibi gibi. Yani o ittika hali, Cenab-ı Hakk'ın dairesi, rıza dairesi içinde hareket etme hali ancak gaybe imanla ayakta durur. Ahireti biz bugün görüyor muyuz? Kafa gözümüzle göremiyoruz. Kafa kulağımızla duyamıyoruz. Kafa dilimizle tatamıyoruz ama gayb olarak ona iman ettiğimizden dolayı buradaki ahlak, buradaki takva bir zemin buluyor, üstünde duruyor. Yani o siyak sibak ilişkisinden de böyle bir hikmet devşirebiliriz. Zaten mealde de onu korumuşlar demiştik. Önceki ayetle bu ayet arasında bir irtibat kurmuşlar. Peki gayba iman böyleydi, devam edelim. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit bir adam hem keyif hem ticaret için, insanın nefis yanı ve vicdan yanı, ya da nefis yanı ve ruh yanı, hem keyif ve hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin, bahtiyar, diğer tarafa sülük eder, giderler. Hodbin adam hem hodgam, hem hodendiş, hem bedbin olduğundan, bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler. Zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Diğeri hüdabin, hüdaperest ve hak endiş, güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrain, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahsa asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Halbuki başta bencildi bu adam. Hodbindi, niye acaba hem kendi hem de umum halkın elemiyle müteellim oldu? Şöyle bir hakikate uyanabiliriz burada. Onu da diğer derslerde kısmen dokunduk, bahsettik ondan. İnsan tek parça bir canlı değil. Ne kadar kendini tek parça gibi görmeye çalışsa da içinde birbirinden bağımsız çok eyalet var böyle. Özel bölgeler var. Tamam, bütünün bir birliği var ama o bütünün içindeki parçaların kendi doğruları var. Kendi sesleri var. Kendi sızıları da var. Mesela vicdanın sızısı başka, nefsinki başka. Nefis sızlamıyor mu? Nefis de sızlıyor.
gördüğünüz lezzetli bir şeyi, menfaatli bir şeyi, güzel bir şeyi elde edemediğinizde bir sızı hissediyorsunuz. Bu nefsin sızısı aslında. Vicdanın sızısı ise doğruyu yapamamaktan. Yani ahiretinizi de ele hesaba kattığınız bir şeyde, düzlemde doğruyu yapamamaktan, merhametli olanı yapamamaktan gelen bir sızı. Onun da doğrusu öyle. E aklın kendi sınıfına göre, aklında sınıfları vardır tabii. Bir materyalistin aklıyla Müslümanın aklı bir değil. Onun da kendi tasnifine göre bir sızısı var. Delilsizlik bir sızıdır onun için mesela. Taklit etmek bir sızıdır akıl için. Gibi. Yani her bir yanımızın, o içimizdeki bağımsız eyaletlerin kendilerine göre bir dilleri, sızıları, endişeleri var. Hal böyle olunca insan ben şuyum, ben buyum dese bile içindeki bütün sesleri tas tamam susturamıyor. O farklılığın getirdiği çığlıkları tas tamam bastıramamış oluyor. Mesela işte dedik ya, adam aklıyla ahireti kabul etmemiş olsun. Söz gelimi, aklı bunu kabul etmiş olsun, aklıyla buna girmiş olsun. Ama vicdanı, ama sonsuzluk isteyen yanları, onlar hala bunu istiyorlar. Yani bu devamı istiyorlar, bu sonsuzluğu istiyorlar, bu ahiret istemeye devam ediyorlar. Varlıklarının onunla tamam olacağını biliyorlar. O talep sürdüğü için o adam da tas tamam böyle ateistim ama çok mutluyum diyemiyor yani. Şeyde okumuştum, Ümit Meriç'in Babam Cemil Meriç kitabında. Adamın ismini unuttum yani, o zamanın meşhur simalarından birisi. Cemil Meriç'in de arkadaşlarından. Tabii yaşlanmış artık, Ümit Meriç büyümüş. Ona işte soruyor Ümit Meriç, Allah var mıdır yok mudur diye. Şöyle bir bakıyor, ya diyor senin yaşlarındayken yok gibiydi ama diyor benim yaşlarıma gelince sanki var. Niye? Yaşlandı artık yani, bir sonsuzluğu o da arıyor. Yarın ölüp gidecek mi? Yine bir başka, yani kendisini ateist olarak tanıtan birisinin de şeyi şöyleymiş. Son nefeste ölüm anı, yine o kitapta geçen bir şey. Hep böyle övünerek ateistliğini anlatırmış. Son nefeste Allah'ım ölmek istemiyorum diyerek ölmüş. Gibi. Hatta Nurullah Atacım mıydı? O olabilir mesela. O da öyle övünürmüş. Ateistim, materyalistim falan filan diye. Kızı diyor ki ama diyor yataktan hep Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalkardı diyor. İşte La ilahe illallah derdi falan diyor. O da anılarında anlatmış, babasıyla ilgili anılarında. Onu da başka bir kitapta okumuştum. Demek ki öyle ha deyince de bastırılmıyor, yok edilmiyor. Gerekleri sürüyor. Yine araya bir anekdot. Sen hiç ateş böceği gördün mü oyununda? İşte Demet Akbağ dayısıyla konuşuyor. Dayısı bir devrimci. İşte bir şey, mevzuyu tam hatırlamıyorum. Bir şey diyor işte, dilerim öyle olmaz diyor. Dayı diyor kimden dilersin? Yani dilerim derken diyor umarım diyor. Kimden umarsın diyor. Çünkü dileyecek, umayacak kimsesi yok ki onun. Bir ateistin mesela öyle bir makama inanmıyor ki. Dilerim, umarım Müslümanlar bunu söyler. Çünkü Allah'tan diler, Allah'tan umarlar. Sen bir gaybe inanmadığın için, varlığı bu kadardan ibaret gördüğün için senin dileyecek ve umacak bir makamın olmaması lazım. Ama işte o içerideki ses geliyor. Dilerim, umarım. Hani o dilekle de ummakla da bir şeyler yapabilecek bir makamın olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın duaları işitici olduğunu, kabul edici olduğunu o içerideki ses söylüyor sana. Ona karşı koyamıyorsun. Aklınla devrimci olabilirsin, sosyalist, komünist, ateist olabilirsin ama o içindeki şarkı devam ediyor yani. Bu da böyle araya girmiş olsun. Demek ki o yüzden ne kadar başta hodbin şey dese de, hodbin, hodgam, hodendiş dense de, o bencilliği, efendim kendi için endişelenmesi, kendine düşkün olması, kendi keyfini savunması, menfaatini savunması falan, onlarla metne girmiş olsak da o adam, o kişi hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruruyla mesrur ve müferrah olur. Çünkü anlamı buldu. O içindeki bağımsız eyaletlerin ortak dilini, ortak şifresini buldu. İman onların ortak şifresiydi ve hepsini susturdu. Hepsini ikna etti. İmanın ikna etmediğimiz bir yanı yok. Nefse diyor ki, burada terk et, ahirette daha güzeli var. Vicdana diyor ki, en doğru olan budur zaten diyor. Akla diyor ki, bak delillerim var ben diyor. Senden taklit istemiyorum. Kainatta delillerim var benim.
Onlarla Allah'a iman edebilirsin, ahirete iman edebilirsin. Vesaire. Yani bütün latifelere imanın söylediği bir şey var. Ortak şifre. Ama diğer şifreler birine uyuyor, diğerine uymuyor. İdeolojiler de böyledir. İdeolojilere bakınız. İşte üstad der, her fırkayı dalilin bir hakikat, bir taneyi hakikat yakalamıştır ama o taneyi hakikat hepsinin hakikati değildir. Mesela feminizm kadın haklarını şey yapmış. Kadınların mağduriyeti var mı? Elbette zayıflıklarından dolayı vardır. Yani her zayıf nesnenin mağduriyeti oluyor. Ama ona konsantre olup bütünü ıskaladığı için, bütüne bakmadığı için ifrat ediyor. Parçaya vurgu ifrata neden olur. İşte en son yaşadığımız hadise. Mehmet Boynukalın Hoca, Ayasofya Camii'nin baş imamı. Ya adam diyor ki şer-i şerife göre diyor yapalım. Ya İslam'da böyle bir ayrı alan, kadın suçları, kadın cinayetleri diye bir alan yok diyor. Daha bütüncül bakalım. Şer-i şerife göre bütüncül bir ceza verelim ki diyor cinayetin cezası İslam'da kısastır. Kısasta hayat vardır. O hükmü de söylüyor. Aa sen nasıl böyle dersin? Nasıl kadın cinayeti yok dersin? Adam kadın cinayeti yok demiyor ki. Öyle vurgulu bir alan oluşturmaya gerek yok diyor. Bütüne bakalım. Şer-i şerifte zaten bunun çaresi var diyor yani din İslam'da. Ama işte o parça şeyi, o ideoloji asrı her şeyi parçalardan ibaret görmüş. Sosyalistler fakirlere şey olmuş. Atıyorum kapitalistler zenginlere konsantre olmuş. Yani mesela gençliğe genelde konsantre olmuşlar. Yaşlılar için onların çözümü yok ki. Genelde gençleri böyle coşturmak, heyecana getirmek. Sağlıklılar mesela hastalara bir çözümleri yok. Hayali Cemaatler kitabındaydı galiba. Öyle bir cümle geçiyor. Bu bütün bu diyor ideolojilerin diyor oluşturduğu birikime rağmen, bilgi birikimine rağmen çocuğu sakat bir anne veya diyor doğuştan hastalıklı bir adam bunlara ben niçin varım diye sorduğunda diyor hepsinin diyor yanıtı rahatsız edici bir sessizliktir diyor. O unutmamışım o ifadeyi. Rahatsız edici bir sessizliktir diyor hepsinin cevabı. Yani var mı bunlara verecek cevapları? Komünizmin mesela ben niye sakat doğdum? Çünkü bu soru ahirete bakıyor. Ben bu dünyada yoksun doğdum. Bu yoksunluk tamamlanmayacak mı? Bu soruya onun vereceği bir cevap yok ki. Veya işte kapitalistin veya feministin vesaire vesaire. Varlıksal sorulara doğrudan verecekleri cevap yok. Ama bir parçayı vurgulayarak, onda mugalata, cerbeze yaparak onunla göz bulandırıyorlar. Tahrik ediyorlar o parçayı, manipüle ediyorlar. İnsan manipüle edilebilir bir canlıdır. Mesela nefsinize normalde hiç girmeyeceğiniz bir günah hakkında sürekli bilgi gönderilirse nefsiniz bir şeyden sonra kendisini tutamaz hale gelir. Bugün modern asrın işte ahir zaman fitnesinin en dehşetli yanı budur. Çok manipüle ediliyoruz biz. Şu an etrafımızda çok fazla bilgi taşıyan araç var. Ve o bilgi taşıyan araçların hepsi kötü amaçla çok iyi kullanılıyor. İnternet mesela ister istemez giriyoruz işimiz için, eğlenmek için veya sadece işimiz için de girmiyoruz. Ama orada berrak bilgilerle muhatap oluyoruz. Hayır, sürekli manipüle eden görüntülerle, şeylerle muhatap oluyoruz. Normalde hiç aklımıza gelmeyecek şeyler bile o haşır neşirlikten sonra gelmeye başlıyor. Neden? Bilgi sağanağı manipüle ediyor bizi. Harekete geçiriyor. Buna şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir adamın tiki yoktur normalde. Burasına dokunmakla hoplayan insanlar var. Normalde böyle bir şey yokken bile o adama çok böyle böyle yaparsanız bir şeyden sonra tik sahibi olur böyle. Hani refleks verir elinize attığınız zaman. İşte böyle yapar hemen. Niye? Çünkü hep o sürecek gibi hissediyor artık. Gibi nefis de böyle üzerine çok gelindiğinde, çok tahrik edildiğinde ele avuca sığmaz oluyor. Bu yüzden bizim mutasavvıflarımız, zahitlerimiz onun ağzını bağlamışlar. Nefse emmareyi öldürmüşler. Bendini kırmak diyorlar. Bendini kırmışlar ki çeşitli riyazetlerle işte nefis terbiye yöntemleriyle çilelerle kırmışlar ki bu manipüle edilen yanından korunmuş olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bu derste konuşacağımız kısma gelelim. Sonra döner öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der. İyi olan, kötü olana. Yani mutlu olan, hayatın anlamını bulmuş olan, gayba iman eden, ayet-i kerimeden hareketle diyelim. Gayba iman eden, ötekine diyor.
Sonra döner öteki adama rast gelir, halini anlar, ona der: "Yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Senin vehminin gösterdiği surette olamaz." Burada tabii öncelikle neden iyi olan kötü olana bu nasihatte bulundu? Neden kötü olan iyi olana değil de o ona ilk diyaloğa girdi? Allah-u Alem belki burada bize yani imanın o tebliğ tarafının da dersi var. Yani nimete erişen, bir nimete kavuşan onu yaymak ister. Hepimizde bu vardır fıtratımızda. Güzel bir haber işittik, hemen herkese duyurayım falan. Niye? Çünkü iyiliği yaymak şeyi var insanda, temayülü. Nasıl varlıkta kendimizi evrenle bağlayalım? Varlıkta enerji yayılıyor. Biz biliyoruz ki varlık dengeye doğru gidiyor. İşte güneş ışığını yayarak bir enerji salıyor. Bir süre gelecek ki güneşin enerjisi tükenmiş olacak. Bunun gibi bütün evrende enerji sürekli şu an çok yoğundan az yoğuna doğru gidiliyor. Benim çayım sıcaksa buraya koyduğumda o çay yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Niye? Etrafa veriyor enerjisini. Geçen bir kitap okudum. Bütün bu ilişkiyi bilgiyle açıklıyorlarmış bilim adamları şimdi. O mesela sıcak olan çayın içindeki atomlar diğer atomlara göre daha hareketli. Bunu şöyle diyorlar: atomların yapabileceği hareketlerin daha çok ihtimalini biliyor onlar. Yani bir atom kaç hareket yapabilir? Onun diyor daha çok bilgisine sahipler. Bu bilgiyi diyorlar şeye aktarmak istiyorlar. Bilgi üzerinden onu anlamaya çalışıyorlarmış. O bilgisini havaya aktarmak istiyor. Üzerinde bulunduğu nesneye aktarmak istiyor. Bilgisini yaymak istiyor. Bu yüzden bu değiş tokuş oluyor. Enerji değiş tokuşu diye bir yorum getirmişler. İlginç geldi bana da. Her şey göründüğü gibi değildirdi galiba kitabın ismi. Olabilir. Can Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Onun son kısmına doğru vardı böyle bir şey. Bu enerji aktarımı belki de diyorlar sadece bilgi aktarımı. Her şey birbirine bilgisini aktarıyor. Allahu alem. Yani o büyük düzen içinde düşündüğümüz zaman işte biz de tebliğimizle, emri bil maruf ve nehyanil münkerle bir sistemin içine dahil olmuş oluyoruz. Bize bir güzellik geldi, kalbimize, aklımıza misafir oldu. Onu dağıtmakla mutlu oluyoruz. Hem de hiçbir şey kaybetmeden. İnsan hayırlı bir bilgiyi anlattığında bir şey kaybeder mi? Kendisinden bir şey eksilir mi? Yok. Ama toplam fayda artar. Yani bu büyük bir bağış dairesi aynı zamanda. Ben bugün mesela bu metni beraber okuyoruz. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu kitabı yazdı, bir şey kaybetti mi? Aksine arttı. Ben bunu okuyorum, size anlatıyorum. Ben bir şey kaybettim mi? Yok, arttı. Bakınız verirken artım devam ediyor. Bir bereket var burada yani. Hayra çağırmakta bir bereket var. Sonra döner öteki adama rast gelir, halini anlar, ona der: "Yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler, yani içindeki çirkinlikler, batın için. Batın diyoruz mesela. Fıkhı batın, tasavvuf, fıkhı zahir. Bizim bildiğimiz fıkıh, dört mezhebin fıkhı mesela. Batındaki çirkinlik, batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin." Demek ki insan içindeki çirkinliği dışarına aksettirdiğinde nesnelerin görünüşünü de etkiliyor bu. Bakınız kuantum fiziğiyle bugün bilim adamları böyle bir şeyi konuşuyorlar. Diyorlar ki gözlemcinin nazarı gözlerini etkiliyor mu? Atom altı daireye baktığımız zaman diyorlar etkiliyor galiba. O çift yarık deneyi var meşhur. İnternette ararsanız bulursunuz yani.
böyle çizgi film şeklinde de anlatıyorlar o deneyi. Ya taneciğin hareketi gözlemcinin durumuna göre değişiyor. Böyle bir atom altı alem var. Bunun bizdeki bir karşılığı var mı? İşte bence bu. İnsan içinde kötülük biriktirdiği zaman ya da imansızlık, bakış açısı bozukluğu biriktirdiği zaman o bozukluk varlık telakkisine yansıyor. Neden dindar insanlar işte iyimser oluyor, pozitif bakıyorlar, sabırlarını kolayca yitirmiyorlar, isyana yatkın olmuyorlar. Bunu hatta solcular da çok eleştirir böyle. İşte bunlar diye alışmışlar diye itaat kültürüne diyor, sünniliğin itaat kültürü bilmem ne. İşte bunlar, bunların kafasına vuracaksın, ekmeğini alacaksın falan filan böyle bir de alay ederek böyle sinistçe ne diyelim gözden düşürmeye çalışarak. Halbuki ya niye gözden düşsün? Bu kıymetli bir duruş. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisat soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Bu içinle alakalı bir mesele, evrenle alakalı bir mesele değil, kainatla ilgili değil. Bu sendeki bir mesele. Sen tevehüm etmişsin. Tevehüm nedir? Şimdi ona sanrı diyorlar. Olmayan bir şey varmış gibi düşünme, varmış gibi davranma. Aklını başına al, kalbini temizle, ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Demek ki kalp temizliği musibetli perdenin nazardan kalkmasına bağlı. Eğer o musibetli perde nazarındaysa bize kalp temizliğinden bahsetmemeli o kişi. Her şeyi hala böyle görüyorsa, kötü görüyorsa, karamsarsa, sabırsızsa hala o perde gözünde demektir. Öyle bir insanın kalp temizliğini dava etmesi doğru bir şey değil. Eskiden bunu çok şişirdik, şimdi pek yok ama namaz niye kılmıyorsun falan işte kılsan iyi olur diye derdin. Ya benim kalbim temiz derdi. Delilin ne? Nasıl? Nereden biliyorsun? Ya o kirliliği temizliği nasıl ayırıyorsun? Ya işte ben şöyle yapmıyorum. Acaba? Böyle bir hayatına insek acaba o dediklerini yapıyor musun, yapmıyor musun? Genelde üstüne almıyor insanoğlu. Yapıyor da üstüne almıyor. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Kalp temizliği bunu sağlıyormuş. Aklı başa almak ve kalp temizliği. Hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver. Kelimelerin anlamlarını da verelim. Nihayet derecede adil, adaletli, merhametkar, biliyorsunuz zaten. Raiyetperver, halkçı, halkını yarattıklarını savunur, onlarla ilgilenir gibi. Muktedir, gücü yeten, intizamperver, düzenli. Düzenleyici diyelim, müşfik bir melikin memleketi, şefkatli bir sultanın memleketi, hem de bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat, yani yükseliş eserleri, yüksekliğin eserleri, izleri ve kemalat gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Şimdi burada, geçen derste yine atıf yaptık buna. Parçada boğulmama meselesi var. Büyük düzeni görüp, büyük resmi görüp, parçaları artık o büyük resme göre yorumlamak lazım. Eğer büyük resmi göremezsek parçalar bizi yanıltabilir. Şimdi Cenab-ı Hak adil mi? Evet, adil. Kainattaki eserlerinden görüyoruz. Her şey hakkı neyse onu almış. İnsanın imtihan olduğu alanı dışarıda bırakırsak, onun dışında varlığın her bir parçasının hikmetli olduğunu, alması gereken kadar aldığını, vermesi gereken kadar verdiğini, bize artık bunu bilim de söylüyor yani. Bilim tespit edebildiği kadarıyla diyor ki ya hepsinde bir anlam var. Zaten bilimi anlam arayışına iten şey de buna olan tevekkülü. Kendileri bilsin bilmesinler. Bilim diyor ki ben ilerlersem yine düzen bulacağım. Yine kanun bulacağım. Yine atıyorum insanlığa faydalı bir şey bulacağım diyor bilim. Buna tevekkül ediyor. Niye? Buldukları onu göstermiş. Bu alem düzen üzerine yaratılmış. Bunu kabul ediyorlar artık. Hepsi kabul ediyorlar. Bu alem düzenli. Bu alemde yasalar var, ilkeler var, sabiteler var diyorlar. Evrenin başından tayin edilmiş 12 tane sabite var diyorlar.
bilahir o büyük resmi bir kere kavradıktan sonra alemin düzen üzerine, hikmet üzerine, adalet üzerine, şefkat üzerine var olduğunu kavradıktan sonra, büyük resme bakıp bu tefekkürü çıkardıktan sonra artık parçalarda onun da görmek lazım. Ona göre görmüyorsan sende sorun var demektir. Orada artık kendini suçlaman lazım. İşte bir Müslümanın hastalıkla muhatabiyetinde, musibetlerle muhatabiyetinde, ne bilelim, dua etti, duası kabul edilmiştir ama mesela gerçekleşmedi diyelim. Cenab-ı Hak duasını gerçekleştirmedi. Kabul eder. Cenab-ı Hak bütün duaları kabul eder. Ama aynısını vermeyebilir. Ona mecbur değildir. Hikmetli görür, vermez. Hikmetli görür, verir. Ahirette verir, daha güzelini verir veya. Herkes şu an mesela kim bilir kaç kişi milli piyangoyu kazanmak için dua ediyordur. Hepsi kazansa ahiretlerine iyi mi? Yo, bence çok kötü. Cenab-ı Hak çoğunu bence kabul etmeyerek kurtarıyor. Çünkü onlar haram istiyorlar, Cenab-ı Hak vermiyor. Zaten fıtratın kanunları da var, varlığın içinde bir nizam var. O nizamın da yasaları yine herkesin her istediğinin kabul edilmesine, aynı şekilde verilmesine müsait değil. Burası imtihan dünyası. O duaların hepsinin kabul edildiği doğru ama bir kısmının mükafatı, karşılığı ahirette. Bir kısmının da istediğimizden daha iyi surette veriliyor ama biz anlamıyoruz. Adam işte keşke diyor, Allah'ım diyor, şu kızı bana nasip et diyor, işte şöyle güzel bir eşim olsun. Allah onu nasip etmiyor mesela, daha ahlaklısını nasip ediyor. Adam diyor, ya diyor işte sevdim de kavuşamadım bilmem ne falan, bir sürü türküsü var biliyorsunuz. İyi de kavuşamaman iyi oldu aslında. Belki kavuşsan mutsuz olacaktın onunla. Belki o dünyacı birisi olacaktı. Senin paran ona yetmeyecekti onu mutlu etmeye. Ama şimdi mesela evlendiğin kişi diyelim seni mutlu ediyor. Daha tırnaklamaya, hırpalamaya ne gerek var? İşte bu bakışı kazanmak. İlâ ahir. Büyük resmi görmek dedik. Hakikat büyük resmi görünce ortaya çıkıyor dedik. Esma-ül Hüsna'ya da buradan atıf yapalım. Esma-ül Hüsna tefekkürü aslında büyük resmin bilgisini bize en evvelden veren şeydir. Biz Esma-ül Hüsna'yı bildiğimiz zaman ne bileyim zoolog olmayabiliriz, fizikçi olmayabiliriz, kimyacı olmayabiliriz, astronot olmayabiliriz, astronom olmayabiliriz ama o ilimlere girmeden de Esma-ül Hüsna'yı bildiğimiz zaman varlığın ne üzerine olduğunu biliriz. Ve bizimle olan hukukunu da biliriz yani. Diyelim bir fizikçi bütün fiziği bitirecek de o fizikten bir ilahiyat bilgisine ulaşacak da eğer ulaşabilirse. Oradan ondan sonra varlıkla kendi hukukunu kavrayacak da falan, bu çok uzun bir süreçtir. Herkes de nasip olmaz da bu bakış, bu görüş, bu tecrübe. Belki 1 milyonda 1 insan böyle bir mesafe alabilir. Ama Cenab-ı Hak Esma-ül Hüsna'sını bize lütfetmekle aslında daha bu uzun yolculuğa gerek olmadan varlıkla bizim nasıl muhatap olduğumuzu, varlığın bize nasıl davranacağını, ne kanunlar üzere davranacağını, arka planının ne olduğunu öğretmiş oluyor. Biz Esma-ül Hüsna ile baktığımız zaman bu hakikatleri yine görüyoruz yani. O yüzden Esma-ül Hüsna her şeyin en büyük resmini anlatıyor bize. En büyük resimde ne var? Bediüzzaman Hazretleri'nin kainat, esma ilgisi üzerine özel vurgusu belki bu mevzunun şeyini aydınlatıyor bizim için. Hani kainata baksak bunu nasıl göreceğiz? İster istemez biz o pozitivizmin, materyalizmin öğretisinden etkilendik. Üstümüzden geçtiler yani, tır gibi, dozer gibi. Batıdan gelen bu ne diyelim ideolojiler üstümüzden geçti. Elbette etkisinde bir parça kaldık. Böyle bir asra da bence bu kainat esma ilişkisinin dersi lazımdı. Çünkü doğrudan esma ile marifete ulaşmak şey kalıyor. O materyalistlerin ürettiği bilgiye göre biraz taklidi kalıyor bizde. Ha o makama geldiğiniz zaman zaten ona da ihtiyaç duymuyorsunuz ama daha tıfıl olarak biz, daha çocuk olarak biz kainatla esma arasında ilgi kurduğumuzda materyalizmin buğulandırmasını, puslandırmasını aşıyoruz. Burada da o var mesela. Ne kadar icmali de olsa, nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir
intizamperver, müşfik bir melikin memleketi. Melik böyle, işte Esma-i Hüsna'yı düşünün. Melik böyle, bunu öğrendim. Hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket. Melik böyle çünkü asarı terakkiyat ve kemalat da bunu gösteriyor. Yani sadece meliği öyle bilmek değil, sahada da sonuçlar böyle. Bu taklidi bir iman değil, delilleri de var. Asarı terakkiyat ve kemalat. Onun adil olduğunu, muktedir olduğunu, raiyetperver olduğunu, intizamperver olduğunu sahadaki eserleri, yaratışları gösteriyor bize. Evet. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Maşallah, inşallah hepimiz bu sırra ereriz. O bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Nedamet neydi? Pişmanlıktı galiba. Evet, pişman olmak. Ben işretten, yani sarhoşluktan, işret sarhoşluk diyebiliyorum. Hop, nerede bu kelime? Ha, içkili eğlence demekmiş. Evet, doğru. İşretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim, bil ki, şimdi hakikat kısmına geçiyoruz işte. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Ya kafirdir veya fasık gafildir. Fasıkla kafirin farkı ne? Bu kelimeler bazen birbirinin yerine kullanılabiliyor. Ama beraber kullanıldıklarında aralarında nüans olduğunu biliyoruz. Fasık ve gafil mesela. Gafil zaten ayrı. Gaflet içinde olan demek. İmanı olabilir bu kimsenin. Müslüman olabilir. Büyük resme iman etmiş olabilir. Ama onunla amel etmede problemi var. Ya dalgınlığı var veyahut da günahlara alışkanlığı var. Mesela fasık o demek biraz. Günahları alışkanlık haline getirmek, ahlak haline getirmek. Adam Müslüman ama çok laf taşıyor. İşte bir günahta fasıklığı var. Adam günahkar ama çok içki içiyor. Ama adam Müslüman ama çok içki içiyor. İşte fasık, günah alışkanlık haline getirmiş. Bir parçasında diyelim tam şey olamamış. Şeriatın bir parçasında veya birkaç parçasında tam gereği gibi hareket edemiyor, yaşayamamış. Cenab-ı Hak böyle yanlarımızdan, yerlerimizden bizi korusun. Demek ki üstteki adam öyle. Kafir de bunun içine giriyor. Zaten o küfrü itibariyle varlığı öyle görüyor. Ama fasıkla gafil de öyle görüyor. Gafilin zaten durumunu anlıyoruz. O an Allah'ı düşünmemiş oluyor, gaflet etmiş oluyor. Fasık niye öyle? Fasık da işte günahındayken yine imanından uzaklaşmış oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Tam cümle aklıma gelmedi. Ama büyük günahlardan bahsediyor galiba. Diyor işte o günah işlerken diyor imanı müminin üstüne çıkar diyor. O günah bitirdikten sonra tekrar imanı gelir diyor kalbine. Ha, bu kafir oluyor manasında değil ama o an ondan uzaklaştığını gösterir bir şey var. Yani o imanın gerektirdiği bakış açısından, geniş görüşten, tevekkülden, tefekkürden uzaklaşıyoruz biz günahlarımızda. Günah anlık unutkanlık gibi böyle görmezden gelme. Küfre iman etme değil haşa ama bir an görmezden geliyoruz, mış gibi yapıyoruz. En güzel tabiri bu oldu. Doğan Cüceloğlu'nun böyle bir kitabı vardı mış gibi diye. Güzel bir ifade yani. Mış gibi yani öyle değil. Mesela içki içmek doğru değil ama mış gibi ya sanki haram değilmiş gibi yapıyoruz o an. İçimizi aldatıyoruz. Bu açıdan evet onlar da bu gruba dahil. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedir. Daha bunun gibi çok elim,
ezici, dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Bunları yukarıda epeyce konuştuk. Önceki derslerde epeyce konuştuk. O yüzden burayı bir daha okuyup geçiyorum. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Her şey içe gidiyor. Her şey fenaya gidiyor. Her şey gidiyor yani. Yas tutulmayacak da ne yapılacak? Bütün zihayat, firak yani ayrılık ve zeval, yok oluş sillesiyle ağlayan yetimlerdir. İşte o. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Düzene inanmıyorsun ki, en büyük resme inanmıyorsun, en büyük sistem koyucuya inanmıyorsun. Altta daha nasıl açıklayacaksın bu işleri? Açıklamanın bir yolu yok ki. Yani bir gayb, bir ahiret, bir Allah imanı olmadıktan sonra bunlar nasıl açıklanır, nereye bağlanır? Kendi başına ayakta duramıyor. Bunu bir yere yaslaman lazım. Ama yaslanacakları da kabul etmemişsin. Nasıl olacak bu iş? Yani olmaz. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. Yani bugün diri gibi gözüküyor ama yarınları bunların şey, ölüm. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Yani eziyet verir ona, ona çile çektirir. Demek küfründen neşet ediyor bu evhamlar. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halik'i tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı insü candır. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halik'i tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı insü candır. Yani insanların ve cinlerin imtihan edildiği bir meydan. Bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Bakın, bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Neden? Bir gayb var çünkü. Varlık buradan ibaret değil. Bunlar hiçe gitmek zorunda değil ki. Bunlar buradan buraya geçiyorlar. Buradan buraya, şuradan şuraya. Bizim için varlığın gidişi bu yani. Ölüm nedir insan için, Müslüman insan için? Dünyadan dar bekaya geçiş. Asıl yurda doğru bir yolculuk. Mesela Mevlana Celaleddin Hazretleri ne diyor? Şebi Arus, düğün gecem diyor. Yani asıl gidilecek yere gitme meselesi bu diyor. Gibi. Çünkü gayb var yani. Orada da bir varlık telakkisi yok. Hiç değil burası. Bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Vazife-i hayatını bitirenler bu dar-ı faniden manen mesrurane dağdağsız bir aleme giderler. Yani karışıklığı olmayan başka bir aleme gidiyoruz. İmtihan bitmiş oluyor artık. Yeni bir düzen başlıyor. Ve ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat-ı hayvaniye ve insaniye ise, yani insanların ve hayvanların doğumları ise ahz-ı askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden namattır. Bakın sesler bile değişti. Nasıl anlam veriyorsunuz artık? Neden? Çünkü bütünün anlamını gördünüz. Parçalar artık o bütünün dışında olamaz. Buna nasıl bir örnek verilebilir? Yani mesela bir dükkana, markete gittiniz. Buradaki her şey satılıktır yazıyor üstünde. Şimdi her bir parça için tekrar bunlar satılık mı diye sormazsınız artık. Çünkü her şey satılıktır yazısını gördünüz. Kainatın üstünde de işte iman sayesinde, Esma-ül Hüsna sayesinde biz varlık işte şefkat üzerinedir. Varlık Rahman, Rahmaniyet üzerinedir, Rahimiyet üzerinedir yazısını okumuş oluyoruz biz. Bu yazıyı emniyet ettikten sonra içeride artık tekrar parçalarla karşılaşınca aynı soruyla şey yapmıyoruz. Sancılar, sarsılmalar yaşamıyoruz.
O büyük nizamı anlamlandırdık çünkü büyük taşları yerine koyduk, artık küçük taşlar daha kolay yerleşir. Temelini attık binanın. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden namattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin, yani ikram eden efendisinin ve Malik-i Rahim'inin, yani rahimiyet sahibi, merhamet sahibi, özel merhamet tecellilerinin sahibinin, Malik-i Rahim, birer munis, sevimli hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder. Tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi Tuğba-i Cennet çekirdeği taşıyor, küfür ise manevi bir zakkum-u cehennem tohumu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Şu iki şeye, finaldeki iki paragrafa diyelim, iki satırlık her birisi, ama biraz daha dokunarak bu dersi bitireyim. Zaten bir saati de yaklaştık. Şimdi demek diyor, iman bir manevi Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor, küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumu saklıyor. Bunu neyle söyledi? Bu baştaki temsil aracılığıyla söyledi bize. O psikolojik aletler üzerinden söyledi. Demek ki o içimizdeki sarsıntılar, depremler büyük cehennemin bir tohumu veya içimizdeki mutluluklar, sevinçler büyük cennetimizin bir meyvesi veya onun netice verecek yine bir tohum. Burada nasıl dendi? Evet, çekirdek dendi. Bir çekirdeği. Burada hem biz enfüsi daireden ahiretin varlığına bir delil buluyoruz. Yani bunlar varsa onlar da vardır diyebiliyoruz. Bunların açılımı olarak, şerhi olarak. Eğer küfür böyle hissettiriyorsa cehennemin de yaratılması doğal diyoruz bu küfürde. Çünkü zaten sahibi böyle birisi. Yani sahibin içini zaten buna çeviriyor. Kainatı niye buna çeviremesin? Bana yansıdı mesela, Allah korusun, bana yansıdı küfür, benim içimi böyle cehenneme çevirdi. Kainata yansısa kainatı niye böyle yapmasın? Hani her derler, cehennemde yakacak yok. Kişi kendisi götürüyor oraya yakılacak olanı. Böyle şeyler de vardır işte şiirlerde falan. Hakikatli deyişlerde. Biraz düşünüyorsun, doğru yani. İnsan kendi cehennemini götürüyor aslında cehenneme. Bu içindeki yarım kalmış şeyler, yanlış anlamalar, kötü sonuç çıkarmalar, suizanlar, dedikodular, şunlar bunlar, bu amellerin izleri içimde. Bunu açsak, kainat kadar büyütsek işte cehennem olur. Böyle bir şeydir yani cehennemde herhalde. Elbette orada başka şeyler de var. Azap şeyleri falan da var. Zebaniler var vesaire, ama o zehirin özü belli yani. Zehir buradan oraya gidiyor yani. İmanın ve imansızlığın etkileri üzerinden bile bu tefekkürü yürütebiliyoruz biz. Birinde Tuğba-i Cennet var, birinde çekirde zakkumu cehennem var. Bunu anlayabiliyoruz. Peki ama bu dünyada nasıl görüyoruz biz? Görüyoruz ki öbürleri Allah eller havaya şenlikli falan. Biz mutsuzuz. Sanki Müslümanlar alemi İslam'da hep böyle keder, gam çekiyorlar. Ahir zamanın bize gösterdiği de bu. Hatta rivayetlerde var. Deccal'in dışı cennet, içi cehennem olan, dışı cehennem, içi cennet olan şeyler olacak. Artık nasıl daireler olacak. Müntesiplerini birine atacak, isyan edenleri birine atacak vesaire gibi rivayetler var. Bakın o da bir parça anlaşılıyor bu ahir zaman şeyinden. Şimdi ahir zaman bize gösteriyor ki ya işte batıllar çok mutlu. Hepsi eller havaya yaşıyorlar. Hiçbir gamları kederleri yok. Bir gamları kederleri olan Müslümanlar. Nerede bir Müslüman var, onlar kederli, mutsuz, işte hep böyle acıklı hallerdeler falan. Ya İslam böyleyse, hani bizi, bakın bu cümlenin tam tersine inandırıyorlar bizi. Diyorlar ki ya aslında Müslümanların içinde bir cehennem var. Asıl cennet bizimkilerin içinde diyorlar.
Bu doğru mu? Biz şey olarak bakıyoruz, dışına bakınca evet kabuğunda bir albeni var ama bizi kabuğun aldatmaması lazım. İşte dışı cennet, içi cehennem. Bizim öze odaklanmamız lazım. Bugün mesela Müslüman psikiyatristlerin, Müslüman psikologların veya buna benzer ilimlerle ilgilenenlerin amacı biraz da öyle olmadığını göstermek olmalı. Ha biz bazı sonuçlardan bunu biliyoruz zaten, işte intihar oranlarından, o bölgelerdeki insanların işte mutluluk, mutsuzluk katsayılarından, her şeye rağmen Müslümanların mutluluk katsayısı yine yüksek çıkıyor cevaplarından vesaire. Çıkarıyoruz ama bunu bir ilme de dönüştürmek lazım. Ben o yüzden bu zamanda yaşayan psikiyatrist, psikolog Müslümanların böyle bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu bir ilme dönüştürmek lazım. Bu adamların içindeki cehennemi ilmen onlara anlatmak lazım. Bunlar kabul etmiyorlar çünkü bunu. Dışın kabuğun albenisi akıllarını başlarından alıyor. Onlara anlatacak bir yol, bir yöntem bulmak lazım tebliğ için. Yoksa biz içimizde o cenneti hissediyoruz. Hele kafirken Müslüman olmuş insanlar zaten o cennetin alasını bize anlatıyorlar. O ihtida öykülerini dinlediğiniz zaman adam yani neydim ne oldum diyor yani. Anlattığı zaman sizin de gözleriniz yaşarıyor. Bu cennet cehennem bahsi doğru ama bunu görmek için biraz daha böyle ilmi yollara ihtiyacı göstermek için görüyoruz da göstermek için biraz bunun ilim altyapısını oluşturmak lazım, inşa etmek lazım diye düşünüyorum ben kendimce. Çünkü tam tersini inandırmaya çalışıyorlar bizi medya üzerinden, sosyal medya üzerinden falan vesaire. Evet, son paragrafta şöyle: demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz. Şimdi ikinci sözün bu şeyini de okuyayım. Yani mana ne demek? Elhamdülillahi ala dinil İslam. Yani İslam dininden ve kemal iman ve imanın kemalinden dolayı Allah'a hamdolsun demek bu cümle. Burada nasıl anlam verilmiş? Bize ihsan ettiği İslam dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah'a hamdolsun. Aşağı yukarı aynısı. Şimdi birinci söz arkasından bu bahis geldi. Bu bahis imanın güzelliğini anlattı ve bu cümleyle bitti. Ben yine üstadın yaşadığı dönemle ilgi kurarsam, işte materyalizmin artık devletin ideolojisi haline gelmiş bir noktada neredeyse, öyle anlatıldığı, öğrencilere ders verildiği bir dönemde iman aslında hamd edilecek bir şeydir cümlesini söylemek bence çok kıymetli. Başta Bismillah'ı da o devrin şartlarıyla anlamıştık, hatırlarsınız. Bismillah'ın vereceği cesarete, güce o zaman da ihtiyaç vardı demiştik. O salabete, hararete karşı dayanabilecek güce inanmak lazım demiştik. Burada da yine bakınız, hikmetli bir beyan var.